Değerli yurttaşlar, sevgili dostlar. Kamuoyu tarafından da bilindiği gibi 15 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde açılan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Kadrolaşması'na hız verimliye başlandı. Son olarak da Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül Cemevi Başkan Yardımcılığına getirildi. Alevi kurum yöneticileri ve Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesinde belirtilen temel ilkelere dayanan demokrat, laik ve sosyal bir hukuk devletidir anayasasına ters olduğu için haklı olarak karşı çıktılar. Burada AKP hükümetinin yapmak istediği asıl amaç, geçmiş Cumhuriyet hükümetlerinde olduğu gibi Cumhuriyeti kuran kurucu hükümet 20 Ocak 2021 tarihinde laiklik ilkesini anayasaya taşıyarak dini devletin kontrolünde tutmak ve Türk, Sünni, Hanefi bir toplum yaratmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anayasal bir kurum haline getirmişti. Bu konuda büyük çapta başarılı oldular ama Aleviler üzerine başarılı olamadılar. İşte AKP hükümetinin asıl amacı şimdiye kadar başarılı olamadıkları yarım kalan bu konuyu yaşama geçirmek ve Alevileri de asimile ederek tekli sistem içerisine çekmektir. Değerli dostlar, halbuki laik bir devlette devletin dini olmaz. Devlet dinler karşısında eşit mesafede durur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti birçok etnik köken, inanç ve ana dilleri olan çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle gerçek çağdaş ve laik bir toplumda olduğu gibi din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak her din ve inanç, cami, cemevi, kilise, havra vesaire gibi kendi mekanlarını ve bütün giderlerini kendileri karşılarlar. Ne yazık ki ülkeyi yönetenlerin amacı çağdaş bir toplum yaratmak değil, bazı yurttaşları ötekileştirerek kendi iktidarlarını sürdürebilmek içindir. Değerli dostlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerin bir arada, birlikte ve barış içerisinde yaşamaktan başka yolumuz, başka çıkarımız yoktur. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm yurttaşların eşit olduğu bir ülke oluşturmak zorundayız. Sokak ortasında insanların öldürülmediği, kimsenin kör bir kuşuna hedef olmadığı, katliamlar nedeniyle anaların ağlamadığı, çocukların bazı tarikatlar tarafından istismara uğramadığı bir ülke oluşturmak zorundayız. Herkesin birbirlerinin dertlerine, kederlerine, acılarına, sevinçlerine ortak olunduğu bir ülke oluşturmak zorundayız. Acıların doyduğu, yoksulların güldüğü, herkesin sıcak bir yuvasının olduğu, evsiz, barksız, mekansız kimsenin kalmadığı bir ülke oluşturmak zorundayız. Barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün ve hoşgörünün hakim olduğu bir ülke oluşturmak zorundayız. İnsanlar arasında dil, din, etnik köken ayrımcılığının olmadığı, herkesin çok kültürlü bir yapı içerisinde özgürce kendisini ifade ettiği, düşünce ve inanç özgürlüğü önünde bütün engellerin kalktığı, demokratik, laik, insan haklarına ve hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülke oluşturmak zorundayız. Değerli canlar, kısaca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler demokratik, çağdaş bir toplum oluşturmak zorundayız. Başka yolumuz yoktur sevgili canlar. Aşk ile kalın diyor canlar.